Hazır mıyız? Şöyle bir uyandırsın bizi. Sevda Türk'ü sevgiliyor. Buyurun. Hoş geldin Sevda Türk'ü sev. iletişim uzmanımız. Hoş bulduk efendim. Saçlarını düzelt beybi. Benim Arkadan değil mi? Ha, yani evet. Saçlarını şey. evet. Tabii ben. <laughs> Nasılsın? Yani, i̇yiyim valla. Yoğun, güzel. Hava soğuk Maşallah. ama duygularımız sıcak. İmza günleri devam. Evet devam. Çok yoğun evet, ha. Evet hafta, iki hafta da... öncesinden başlıyoruz. Sevda gelir misin? Sevda geleceğin mi? Ne zaman? Evet, sağolsun bizi kırmıyor. Var. Her zaman. Hafta sonu da yeni yine... bir kitap var Meno'dayız. mı? Yoksa ee, mevcut mi? Eylülde inşallah. Yok yok yeni kitap çıktı zaten benim 4 ay önce ama Eylül'e yeni bir kitap. Ee, Söyle lütfen bir kez daha ismini. E... İlişkilerde dans bir adım ileri iki adım geri sizin sorduğunuz sorunun da aslında Güzel. cevabı Aa, bir dakika söyle bakayım bir daha bir bir adım ileri iki adım geri ne demek o yani İlişkilerde genelde bizim takıldığımız nokta hani sorunun cevabını ben kendi adıma söyleyeyim hmm. mantığı kesinlikle devreden çıkartmadan e, hiç duygusallık olmazsa da o ilişki hani bir evlilik ya da bir ilişki olmaz. E, duygularına kapılmadan duygularını kontrol ederek e, bir ilişkiye gireceksin ya da bir evliliğe ama baktın ki çok seviyorsun e, çok da aşıksın ama bu adam yanlış mantık orada devreye girer o zaman ne yapıyoruz rota yeniden hesaplanıyor diyebilmelisin Şimdi biz, Çünkü bu, vazgeçer... biz bu yaşta konuşuyoruz şöyle, ama hayır bunları. şöyle ben Vallahi şunu söyleyeyim ben kendi gençliğime bakıyorum e, tabii gençken insanın daha çok Kelebekler karnında uçuşuyor. Ama mesela vazgeçmek insana acı verir. Vazgeçen insan güçlüdür. Yoksa çoğu insan tabii <laughs> vazgeçebilen insan güçlü insandır. Ben sanki hayatımdaki her vazgeçtiğim şeyler için ağlamadım mı? Ne yapıyorsun? Süre biçiyorsun. Allah ölüm hocasını bile sana taşıtıyor. Yoksa el alemin oğlu, el alemin kızı için hayatını kahretmeye değmez. Allah evlat acısı kardeş Amin. acısı Amin. tasa mı geliyor sesler tangır? tangır. Yok bilmem. <laughs> Demet ya. <laughs> Vermesin o yüzden şunu söyleyeyim. Hani size geldiğimde demiştim ya yanlış yapmakla yalnız kalmak arasında ince bir çizgi var. Hmm. Bazen insanlar yalnız kalmamak için vazgeçemediği için yanlış yapıyor. Ondan sonra bir de şu var. Bazen bir insanın hayatınızdaki yokluğu varlığından daha az zarar verir. Yani sorunlu bir insandır seviyorsun ama her gün bir stres, her gün bir stres. Öbür türlü bir kere ağla, hazırla, arkadaşlarını ara, sana sahip çıksınlar. O zaten 40 günde yani ölümün acısı hafiflemeye başlıyor. Ama bir de şimdi yalnız, şimdi kadınlar açısından bakıyorum. Yalnızlığı tercih eden kadınlar da bir süre sonra ay diyor. Şimdi tekrar baştan kendini anlat, onu tanı falan hiç evet. uğraşamam Yalnız kalmayı tercih edin evet. dediğin gibi Ben e, şunu söylüyorum Evlilik kafanıza göre takılacağınız Bir yer değil Şimdi insanlarda şunu görüyorum Ben evleneyim evlendiğim zaman da Kadın veya erkek Bekarlığımda olduğum gibi e, yaşayayım Geçen bir yerde okudum Kadın işte erkek arkadaşıyla e, Arkadaşlarıyla yemeğe çık e, çıkıyormuş e, Kocası da buna e, tepki veriyormuş Veya tam tersi de olsa Şimdi tabii ki senin bekarlığındaki bazı arkadaşların arkadaşındır. Ama evlilik bir sorumluluktur. Ben de bugün evlensem en az hayatımdaki benim kadar yoğun ve yaptığım iş... ...yüzde otuz bir frene basmam lazım hayatımda. Bekarlığındaki gibi... Olamaz. Bunda da bir kötü niyet arayamazsın. Ama akşam yemeğine çıkma erkek arkadaşınla, öğlen yemeğine çık ya da bazılarınınla çıkma. Ben eşlerin birbirini belli akşam derecede tabi yani. kıskanç olmaları da lazım. Şimdi ya bir de orada niye mesela koca size eşlik etmiyor? Ya ha, o da gelsin. Ha, değil mi? Ama kızlar grubuna mı? Şimdi, kızlar değil. Erkek arkadaşıyla Erkek arkadaşıyla bir bayan akşam niye çıksın? Şimdi ben tamam, bir de tamam, şuna tamam. katılmıyorum. Geçen bir yerdeydik, ayrılmış sevgilisinden bir tane bayan, işte diyor ki biz arkadaşız, görüşüyoruz. Dedim bak sürekli iki günde bir arıyor, normal arkadaşa dönmüşler. Peki dedim gün hayatında bir insan olsa ve evlensen onu ya da nişanlansan düğününe nikahına çağırır mısın? Hayır. O zaman şu anda yaptığın da yanlış. Tabii ki dargın olma. Arada görüşürsün bir şey olur ama... Çocuk var mı arada? Yok hayır sevgililermiş bir ilişki yaşamışlar. Şimdi normal arkadaş gibi takılıyor. Yani bu da yanlış. Niye? Aslında <laughs> Ya şimdi madem o kadar iyi geçinecektiniz. Şimdi şunu da söyleyeyim daha doğrusu. Şimdi duygusal bir şey yaşıyorsunuz. Ama karşı cins elektriği bitmiş olabilir. Bak, elektriği bitmiş olabilir ama ama bey, hani eskilerin, eskilerin bir lafı var. Hani bir arada bir perde oluyor bir şeyle arkadaşınla. Ama böyle ilişki yaşadığın zaman bir tensel bir dokunuş en kötü el ele tutuşuyorsun ve onun temelinde cinsellik giriyor. Yani duygusal etkileşimin alt temelinde de e, cinsel dürtülerin de arzulu duyguları giriyor. E şimdi sen bu duyguların hepsini yaşadığın bir adamla normal arkadaşınla olduğu gibi kanki gibi veya kadınla görüşmen bana göre doğru değil. Ama evlilikte değil. de belli bir yaştan sonra zaten arkadaş olmuyor muyuz? Bir o baktığım, ayrı. Ayrı derken? Şimdi bak hem arkadaş oluyorsun hem karı koca oluyorsun. Bana gerek hem kalmadı bunların ikisi yesin birbirlerini. Annen, annen baban ya. gibi seni sahipleniyorsa o evlilik çok farklı bir şey. O artık sizin e, 7-24 hayatınızı paylaştığınız bir yer. O yüzden hani ben e, zaten ben kadın olsam var ya eski kız arkadaşlarıyla görüşecek. Git o zaman görüş devam et gerek yok derim bize. Zaten kadınsın. Başlıyorum eski flörtte. Ha arada görüşür eski eşiyle. Nasıl ya? Yani eski sevgilileriyle Hayır, yok, arkadaş canım. diye görüşecek. Bak eş farklı bir şey. Ben de ayrıldım. Ben ama hiçbir zaman eşimin eski eşimin şimdiki eşini rahatsız edecek boyutta çocuğum olmasına rağmen bir şeyim olmadı. Arada çocuk için bir araya gelin bizim diploma oldu geldik nişanımız oldu geldik düğünümüz oldu geldik hatta onun eşi düğüne geldi nişana gel çünkü bize kötü bir şey yok hani aldatmıyor. Bir de yıllar geçmiş. Yıllar geçmiş. Bunlar zaten insani şeyler bunları böyle sıfırla demiyoruz ama ayrılmışız kanki gibi görüşeceğiz bilmem ne bir kere adamın veya kadının hayatındaki diğer insana saygısızlık Olmaz abi. Kim olsa kıskanır. Kıskanmıyorsa Herkes birbirinin farkında ve bir bilgi dahilindeyse Ya bir ya bir ne bilgisini yiyeyim ya dün, bırak Allah'ım. Allah dün şimdi... öpüşmüş koklaşmış, <laughs> el ele tutuşmuş, <laughs> ya, ilişki yaşamış Cez... benim Allah arkadaşım. Bunun <laughs> tek, tek ya. doğrusu var mı ya? yani, yani? Yok tabii. Her yani, ilişkisi gelmez. Yani, o kapasitenle alakalı şimdi? bir şey. Ne kadar miden geniş veya sövbe, var sövbe, ona bağlı. Düşünme. Düşünme uçağa bindim tamam mı? O ses geldi. İsmini söylemeyeceğim. Dedim ki kız yarın senden bahsedeceğim. Çok alemsin. Geldi. Tam da bak bu konuyla denk yani hiç, sabah biliyorsun hiç konuyu onu hiç sormadım bile. Ondan sonra dedi ya inanamıyorum Demet Hanım dedi yani sabaha kadar 24 kere dedi sizin dedi ders olsun şarkısını dinledim. Hala kafamda çalarken sizi evet. Kız niye dedim ders olsun dedim hani göndermeli giderle şarkı ki. Ay dedi ben dedi eski işimden dedi ayrıldım da dedi Ara ara vuruyor bana dedi. Aynen bak laf bu. Hı hı. Kız o ne demek dedim. Altı ayda bir aklıma gelir hı. öyle dedi. Ha dedim sen tam kopartamamışsın. Bravo, Yarım kalan şeyler umut olmaz. Altı ayda bir vuruyor. Yani anladım kafama dedi. Vuruyor ve hep o şarkıydı. Yazık bir tane görüntüsü kalmış telefonda. Videoda yine benim şarkımla işte Bangkok'a mı ne gitmişler. Oraya kız dedim sen telefondan falan silememişsin. Sen dedim barış barış adamla. Şey ama... Şu, Unutamamış ya, değil mi? Şunu herkes bilsin, psikolojiktir. Yarım kalan şeyler unutulmaz. Ee, eğer bir şey tamamlanmışsa çok çabuk unutursun. Bu hayatın her alanında, duyguda da böyle. Veya bir evde de mesela bir evde bir tadilat mesela yarım kalır, ta hayatta sürekli sinirlenirsin. Ama Doğru. usta böyle tamamen bitirmiştir, o ustayı çok çabuk unutursun ama evi yarım bırakan o tadilat yapan ustayı unutmazsın. Başlamayan ustayı da. Evet. Evet Hiç aynen unutmam. çünkü unutmazsın Şimdi orada bak, birisi kaçıyor. Tek doğrusu yok şöyle e, biz bu soruyu soralı herhalde 10 dakika oldu olmadı herkes farklı bir şey söylüyor. Burada ben mantık evliliği dediğimde de tabii ki şöyle bir şey var 20'li yaşlarda ortalama hadi olsun tabii, 30. Ayrı. İnsanlar evlendikleri zaman kendi mantıkları dışında birazcık ebeveynlerinin de mantıkları veya tecrübelerinde de tabii... E, ...alabilecek kapasitede olmaları gerekiyor. Çünkü o ara, o ara aşk göz, gözü kör eden bir şey oluyor. Evet. Şimdi ne aşk ne mantık evliliği hiç evlenmeyeceksin diyen bir izleyenimiz var... Efendim, e, tabii ki de mantık. O yüzden mantığımı dinleyip evlenmiyorum. Hayat böyle evet. daha güzel. Bak bekarlığı tercih eden insanlar var. Aşk, aşk evliliği, evliliği diyorum. diyorum, susuyorum demiş. Devam et, Evlenince de o tutkulu aşk azalabiliyor ama bu sefer de sevgi saygı başlıyor. Doğru kişiyle her şey çok güzel bence. Bravo katılıyorum. Evet. Sevgi ve muhabbet. Zaten o ne oluyor? Bak bir ilişkide ve her ilişkide, evlilikte özellikle bir ilişkiyi başlatan unsur. O etkileşimdir. İşte güzellik, yakışıklılık, hissettiğin şeyler. Ama ilişkiyi sürükleyen güven, sadakat ve sevgidir. Hmm. Bu yüzden o ilk etkileşimin havasına hemen kapılmayın diyoruz. Yani bekleyin. Hem kendinize hem karşıdakini kendisini göstermesine fırsat verin. Ama anam şimdiki gençler yemeğe gidiyorlar. Aşık oldum. Aşık oldum. Bir kere gördüm ya nasıl aşık oldun. Ondan sonra bir ilişki. Bu ilişkinin boyutu ilerliyor. Sonra bir hayal kırıklığı işte o yüzden öncelikle kendinize fırsat verin karşıdaki insanı ya da kalır. evliliği sağlamlaştırmak için Çin bir çocuk. çocuk iki çocuk üç çocuk bazen evet. hani evet. çocuk olursa şey olmaz adamı yani tutmak onu güven, için biz, onu biz güvence çocuk... olur. Magazin yapmıyoruz ama Memediler bir geçen bir açıklama yapmış bir çocuk daha istiyorum diye <laughs> öyle mi? yani e, Yasmin'in bir açıklaması vardı çünkü hani bana evet. çok fazla babalık yapmadı gibi bir cümlesi vardı bir Aa. röportajında bir YouTube programından alıntı Mehmet Ali Bey de çok üzülmüş buna ay canım benim ve diyor ki hani bir çocuğum daha olsa enerji gelir yani örnek olarak söylüyorum. Ha, Allah aşkına kaç yaşında Mehmet Ali Erbil? E, 70 yaşında. Torunu bir diye türü... Ya öyle hayır verdim. magazin de değil aslında bu hayatın bir gerçeği. Ben çocuğu olan erkeklerin veya çocuğu olan kadınların tabii ki bu bir istek ama şimdi Mehmet Ali Erbil üzerinden ve onun gibi bir karakterden giderken gidersen yaşadığı hayatı Türkiye'nin gözü önünde yaşamış bir insan. Bence de çok fazla bir babalık yapamadı çocuğu. Yani en azından Yasemin ya, bilmiyorum. Tabii. Yani <laughs> hayatı baba mesela kız çocuğu var erkek çocuğu var. Yani e, bence yaptığı o şu andaki sevgilisi de kız haklı yani üzülüyorum diyor. Eyvallah. Yani. Peki şimdi e, memleket haberlerine bakacağız. Öne çıkan haberleri Sevda da yorumlayacak bizimle beraber. Ama önce çok e, herhalde yaşı ufak bir kardeşimiz, bir izleyenimiz çok güzel bir şiir yazmış Ay bize. evet okusana. Onu bir okumak isterim. Neziha Balta. Canım benim bilmiyorum kaç yaşındasın ama ufak olduğunu düşünüyorum yazı karakterinden de. Yani yazım e, stilinden. Demet, Demet sevgimiz. <laughs> Güzel insandır cesimiz. Biz kimseyi üzmeyiz. Hadi gelin konuşalım. TV8'de buluşalım. Hadi gelin tanışalım. Hadi gelin konuşalım. Tarkan'ı da bekleriz. Bak nasıl seyrediyor. <laughs> Türkan şurayı isteriz. Sevgi dolu kalpleri biz burada bekleriz. Hadi gelin konuşalım. TV8'de buluşalım. Küslerle barışalım. İyilikte yarışalım. Hadi gelin buluşalım. Hadi gelin konuşalım. Şimdi Nezihe. Neziha Balta. Neziha Balta. Çok teşekkür. Öpüyoruz seni. seni. O Çok zaman seni. şöyle söyleyeyim. Bizim Sebaat Teyze bekleriz. var. Sebahat Kahraman. Sabah kalkıyor. TV8'i açıyor. He. Sizin programları sizde iyi söyleyebilir. Eğer <laughs> arada böyle programlarda yorum kaçırırsanız tamam. o da diyor ki Demet bugün bunu giymişti. işte Jess mesela şey rengini sana hiç beyaz giymesin diyor. Aa. Evet Sebaat teyze senin beyaz giyinden <laughs> Tamam. Aslında burada neyi görüyorsun? E, ailenin içine girip sahiplenme Sağ duygusu çok güzel. Şey, çok teşekkür ederim. Çok verdin. Evet şimdi e, şöyle bir memleket tur yapalım efendim. Öne çıkan haberlere bakalım. Ledimize de gelecek zaten bunlar. Vicdansız bir haberle başlıyoruz. Çöpteki bebek buyurun efendim. Evet duydunuz zaten İstanbul'da Sarıyer'de bebeğin sesini duyan vatandaşlar ihbar ediyorlar. Hemen sağlık ekipleri geliyor müdahale ediyorlar bebeğe. Duyduğumuz kadarıyla bebeğin sağlık durumu şu anda yerinde. Anne baba aranıyor. Ceza alıyorlar değil mi Sevda? Alıyorlar ama bana göre yetersiz. Ee, yani herkesin bir travmatik geçmişi var ama abi git karakola bırak, git bir sosyal güvenlik yerine bırak. Bir bebeği çöpe bırakan kişiyi alacaksın böyle, onu da böyle bir çöpe bırakacaksın. Etrafında da ulaşamayacak hiçbir şeye. Şimdi bu istenmeyen bir bebek olabilir. Neden? Bir olabilir debek... ama bir, işte çöpe, çöpe bırakma. bırakma. Yani şey ya, kaç... Bir detay vereyim üzerinde çünkü. Not Affedersiniz yok yok göbek bağı da duruyor kordonu da duruyor ah canım. Yani bu çocuk demek ki hastanede doğrulmadı Tabii evde doğurdu tamam gitsin karakola bıraksın Yok yok haklısın ha, Yani Tabii çöpe ki. bırakma ben Tabii ki, şimdi haklısın. istenmeyen bebek Hatta sanıyorum e, Belçika'daydı şey. ya Belçika'da ya da farklı bir ülkede Devlet bir bölüm yapmış kutu gibi böyle istenmeyen bebekleri Kutu açıyor kişi Bari bırak bebeği buraya. koyuyor Bebek girdiği anda zil çalıyor, hemen yetkililer gelip bebeği alıyor. Çok yanlış bir şey. Kötünün iyisini konuşuyoruz ama işte e, bu anne olmak doğurmak demek anlamına gelmiyor. Cezalar veriliyor. Bir sene iki sene sonra çıkıyor ama gerçekten e, çok acı bir şey. Yani kediyi görüyoruz, köpeği görüyoruz, dayanamıyoruz. Mi, şimdi, hani şimdi evlat e, sahibi olmak isteyenleri görüyorsun. O kadar tedaviler, o kadar paralar harcıyorlar. Sırf bir evlat sahibi olmak için... Onun böyle tırnaklarını görüyorsun şimdi yeni doğmuş böyle bebeğin tırnakları. İnsanın içi mi? gidiyor şey yani ya. anladın yani. mı? Nasıl abi çöpe bırakırsın evet. ya? Nasıl bir zihniyet yani? Bak, Bütün dünyada ve bizim ülkemizde bu evlat edinme prosedürleri çok ağır. Tamam okey ama... Ne, tam söyleyecektim. o kadar güzel yere Aynen yani, yani yalnız yaşından sonra... ki kardeş. Şu, ama bak, bak ben de şey şimdi falan. mesela şu var belli kişiler var artık mesela toplum tanıyor bunu. Ya çok ağır yani bu kadar olmamalı. Yani bu ülkede mesela atıyorum 50 yaşında bir erkek evlat edinmesi çok zor veya kadının ama doğum yapabiliyor veya kendisi isteyerek çocuk sahibi oluyorsa buna lütfen bir esneklik getirsin. Yani gerçekten o kadar iyi aileler var ki çocuk almak için ve alamıyorlar. Hani siz bunu yaşa bağladığınız zaman sonra yaşın altında maddiyat şu bu oysa ki madem ki ...60 yaşında veya hadi 60 fazla diyeceğim 55 yaşında istediği gibi çocuk sahibi oluyor normal yollarla... E ...buna yani devletimiz bir esneklik getirsin Kesinlikle biraz Kesinlikle katılıyorum. Ya. Olabilir ee, ama şu Belçika olayı çok güzel, hoşuma evet. gitti. Neden? Çünkü devletler genelde halkı eğitiyorlar, eğitmeye çalışıyorlar ama toplumun her kesimine belki ulaşamayabiliyorlar. Bu da gayet makuldür. Bunun yerine dediğin gibi bu zafiyetleri... Evet. Ee, bak bu, bu konudan çok alakasız bir yere birleştireceğim bunu. Bu konudan çok alakasız. Şimdi e, Amsterdam dedim ya hafta sonu gittim. Sonuçta dünya metropollerinden birinden bahsediyoruz. Ben iyi biliyorum Amsterdam. Çok iyi bilirsin. Çok biliyorum. Söyleyeceğim çok, de evet. beni çok şaşırttı. Hayatımda ilk defa böyle evet. bir şey gördüm. Sokakta bir paravan gördüm. Şöyle yuvarlak, konkav bir paravan gördüm. Tamam mı? Bu ne dedim arkadaşıma orada oturan bir Türk arkadaşımı ziyarete gittim dostumu. Tuvalet dedi. An, an, tuvalet evet, dedi anlamadım dedim bir paravan var bakacağım dedim bak dedi İçeri girdim bir paravan var sadece bir paravan o kadar başka bir şey yok arkası açık arkası da atıyorum bir binaya bakıyor yerde de bak bir klozet falan bir şey yok bir mazgal var bir gider var sen affedersin ihtiyacını oraya yap diye aslında devlet sana şunu söylüyor sen siz sokağa yapıyorsunuz yani tamam mı? Yani bunu Hollandalıya söylemiyor dünya başkenti olduğu için bütün milletlere söylüyor. Ben bunun önlemini alamayacağım belki bir yere kadar duvarlara yapılan şeyleri falan. Çok özür dilerim sabah sabah anlatıyorum. Bari diyor bir önlem alayım. Gel buraya yap. İlla bunu yapmak Ama istiyorsan. Ama Türkiye'de o kadar yok. Hollanda'da çünkü artık her taraf çiş koktu. Çine o Türkiye'de yani o kadar o da yani neden kaynaklanıyor? Ortasında oluyor? işemiyor insanlar. Amsterdam'da biliyorsun birçok şey serbest yani, olduğu evet. için pek kafaları yerinde değil. O yüzden bir de işin o kısmı var. Yani şimdi onu ben <laughs> peki, medeniyet peki. olarak değil de peki. sen Çin'e git o zaman bayılırsın. Hiç git git Çinde görmüyorum. Çin'de Aha. çocukları ee, e, çocuklar böyle 8 aylıktan sonra dikkat et eşofmanlarının ve pantolonlarının arkalarını söküyorlar çocukları direkt senin çöp attığın çöpün içine böyle otutturup çişini ve büyük tuvaletini yaptırıyorlar ve serbest yani Çin'e ben gittim yani 5 e, gün sonra yani kaçarcasına ülkeme döndüm. Böyle bir şey yok. Yani o biraz medeniyetin dışında kafa orada pek yerinde değil. Menüde orada neler var biliyoruz. Yok ben ona yordum. Hani sonuçta devlet işi yumuşatmak için eğitim vereceğime tamam eğitim vermek de onun görevi olabilir ama onun haricinde hani Bunları da bertaraf etmiş için. Neyse çok olduğu için. derinlere girmeyelim. Amsterdam'da bir sokak var. Onu da bütün dünya biliyor. Oraya hiçbir eğitim veremiyorlar. Bir yani. de eğitim da. ya. Hiçbir şey yok orada. Anlamadım ben. ne Seyretay'dan <laughs> <Veta'sipten> bahsediyorsun. <laughs> yani, evet ne yani dünyanın Evet yani hani medeniyet o da demek değil mesela. Bana göre o da Vallahi, orada yanlış. Fransa'da aslında. da vardı eskiden. Var mı şimdi bilmiyorum da. Ama işte bizim Pardon, ülkeyi de oraya getirmeye çalışıyorlar da o yüzden. Ha, o bizim şey ülkemizle söyledim. kıyaslamayı yapmadım eğitim ama. Eğitim diyorsun da bir kavga nice görmek. eğitimli kız da mesela balkondan atıyor bebeklerini. Geçen gün evet, diyor, Yani eğitim eğitimle değil abi işte insan insan ya insan, insan, her şey insan Aa, yani. Içi eğitim demek. Evet. Yani, yani eğitim de verse anne babası çok iyi eğitim de verse. De, ah dediğin o vicdan ve merhamet. O da ailede. Vicdan de. Yoksa da bir eğitim. Çöpe, de, çöpe de. de, bırakıyor şey Şimdi biz çocuklarımıza ne diyoruz mesela işte ne bileyim bizimkiler öyle şeyler yapmıyor da hani çocukken görüyorduk kedinin kuyruğuna bir şey bağlar Sen kızını Benim mesela aklımın ucuna geçmedi bir hayvana eziyet. Senin şimdi Hira e, e, yere ekmek atıyor mu atmıyor. Aa. Niye? Çünkü sen küçükken ona düşürdüğü zaman kızım nimet bu değilmiş. nimet Dün Okan'ın taklidini yapmış. Şimdi Okan gittiğinde de burada evim vardı. Buradan otobüse binerdim. Gelmiş babasının bir tiyatral bir tane şeyini yapmış. Onu nasıl dinledin onu mesela bizle şey evet. anlatırken Tabii. onu kafasında şey yapmış. Ele şimdikiler, şimdikiler bizim gibi de değil. Şimdiki çocuklar lise mezunu doğuyor zaten. <laughs> bizim gözümüz açılmazdı. <gülüyor> Çok <laughs> ciddi bir direkt alıyor. Tabii tabii lise <laughs> mezunu <laughs> doğuyor. Sen de almışındır kesin. Tabii canım. Tabii. O, tabii başka yani. çocuklar, başka nesiller. Yani. Şimdi, e, değerli izleyenler, hanımlar, emsal teşkil edeceğini düşündüğümüz bir mahkeme kararını evet. aslında aktaracağız. Haberi de göreceksiniz. Duş almayan kocaya kötü bir haber ve emsal teşkil ediyor. Buyurun efendim. Hijyen önemli tabii. Bu da bir emsal olmuş. Aynı zamanda 500 bin lira tazminat ödemeye de mahkum edilmiş. Ay, para da ceza evet. para da çok iyiymiş, ciddi ha. Bir ve boşanma da kabul edilmiş. Yani bunlar gerekçe olarak bu, kabul. Bu çok doğru bir karar. Bence kadın Açıkçası ve erkek içinde de. <laughs> temizlik çok önemli. Sadece... Eşler arası ilişki değil şimdi bu bir boşanma davası ama çalışma ortamında yıllar önce ben e, üç tane yabancı dil bilen tekstil sektöründe genel müdürken çok da iyi çalışan bir kızı sadece bu ter kokusu yüzünden çıkartmak zorunda kaldım. Tahammül edilecek gibi değil kibarca uyarıyorsun deodorantlar aldım hediye verdim kıyafetlerini yani baktım olmuyor. E kusura bakma yani gelen müşterime ayıp oluyor, gelen misafirime ayıp oluyor. Söyleyebildin ben, mi Sevda? Ben söyledim. Dedim ne dedin? Ki, nasıl söyledin? Sonra şunu öğrendim mesela... Dokuyorsun e, mu dedin? Dokuyorsun demedim. <laughs> Sen dedim kıyafetlerini ceket giyiyor mesela kuru temizlemeye kirlenmiyorlar ki dedi bana. Şimdi, e, yani sorun ne biliyor musun? İnsanlar aynı şeyi giyiyor Tabi Tabii. Durum. Mesela şimdi ben belki e, sezonda dört defa giydem, giyeceğim bu ceketi ama ben hangilerini çok giydiğimi bildiğim için... Hani baharda hepsini bir kuru temizlemeye yollar. Temiz temiz dolaba koyarım. Burada dönüyorsun yine nereye geliyorsun? Çocuk ailede ne görüyorsa onu yani istisnalar kaideyi bozmaz. Git çocukluğuna, annesine bak, ev ortamına muhtemelen öyledir. Çok üzülmüştüm hafta ama düzeltemedim. Geçen hafta Demet'le de konuştuk. Kastıra Yok bir... benimkisi aynı Ayakkabı ayakabiliyip... Kaptırı bir yıkanmıyor muyduk biz çocukken? evet. Çocukken <laughs> öyleydi. Ama şöyle. Şimdi... Hem de ufak, odada kazanlar <laughs> böyle maşrapayla su döküyoruz. Ama biz, o. biz okuldan eve evden okula gidiyorduk. E şimdi hayat o kadar farklı yerlerde Yok, ki. Okuldan gelince elimiz Tabii. yıkama diye bir şey vardı. Ben bizimkilere bunu Ayakların Tabii ayaklar da yıkanacak. Tabii çoraplar çıkacak bizim. Ayakkabı anlamında. Ayaklar çıkacak önce falan. Tabii. Onu söylemiyorum. Tabii. Annem bize mesela 2-3 günde bir bakardı hani. Bit koklardı kadın bize koklardı <laughs> okuldan gelir. gelince tabii bitlenmedik mi ben bitlendim sen de bitlenmişsindir. <laughs> Allah Allah ne ya? Ne Allah'tan <laughs> yok o be. Çok Yok. Evet. Nasıl, yok şöyle geliyor. Çok arkadaşlar. az. Ola çok bizim az, okulda yok. Bizim... Ne oldu? Bitti evet. mi? Nesli mi tükendi? Bitti demiyorum. Var, var. Bizim okulda kadar. var. Ben sana getiririm. Gaz ya. yağıyla falan böyle Evet. saçlar örgülü. Ama işte burada şu var bu suiistimal evet. edilmesin. Şimdi bir sürü eş de boşanmak için İki tane şerait bulup tabi bahane, bahane halini bizim ülkemizde maalesef işte o malum ibret olunacak bir diziden kadınlarımızın hepsi neredeyse pavyonda iş başvurusuna bulunacak. Sen niye taktın beni bu pavyon dansıma ya? değil. Herkesler bütün popçular ben dahil kendimi de dahil ediyorum. Şimdi, Kısacık dün Aleyna'yı gördüm mesela burasındaydı. Ay çok, çok kötü. Onlar oh, hayır. hayır. Cesur bu tarafta pavyonda. Bir dakika sen benim sen, niye pavyonda senin aslında? oyununda bir şey yaptı ki sen normal yeni gelinler gibi hani böyle yeni. Pavionlar gayet iyi. O güzel oynuyor. Ha? Kız Kızın dışarıda. bak Versen kıza bir şey görüşürüz. demiyorum kızın Lütfen. rolü o. Kız orada bir rolü ha. canlandırıyor. Ha. Demek ben, ki bak rol diyorsun demek ki hayatta bu var. Özür dilerim. Ee, var değil, tabii. Siz tartışın e, tabii ki. Ama sol tarafta evet. dediği e, evet. bir kurs var. Kurs açıldı. Sağ taraf zaten bizim hazırımız onun dizi onun işi. Için. Bak sol o işi. Kurs. Şimdi bak oyun, oyuncu o ne? ve bir karakteri canlandırıyor. Ama... Şimdi bu kursun nesi senin yine yanlış? Ne oldu yani, Buna yani, da mı ne gitmeyelim oldu? Sevda? Buna da mı gitmeyelim? Kurs... Tursa gidin de. Ben hatta bana dediler ki bunu nasıl yorumlarsın? Bak, en masum oynat? ve en pozitif inşallah herkes kocasını oynar dedim. E, güzel işte ne yani, güzel. Ama so kocasını oynamadı. Herkes bunu sosyal medyada matah bir şeymiş gibi ya, ve, paylaşsın Ne var bunda? Ne zararı var? Ya ne zararı var? Ne daha ya? Ben onu oynama bunu yap. Yapın, böyle duralım? Hayır. Ne, ne zararı var? Yapma Sevda kızıyor. <laughs> oynayamam. Çekil sevda kızıyor. <laughs> ya Ne var? alakası var? Demek ben kızmıyorum toplumsal olarak bunun geldiği Başkan noktada. Bunun uzmanlar da bunun ya hadi çığırından uzman. çıktığını söyledi. Ay ne alakası var? Evet. Çığırından çıkacak kadar Çıktım. ne var ya? Ne alakası Şimdi var? bak şu kursa evet. gidenler tamam gittiniz. Okey güzel oynayın. Ama kardeşim bunu sosyal medyada paylaşıp Ay ne kadar meraklıymış kadınlar kursa e meraklı, gitmeye başka oynamaya. Başka yok ne yapsın oynuyorlar. Daha önce de oryantal vardı. Ya bunlar hepsi şimdi pavyona mı gitti? Pavyonda yani ha sen şey bunlar Bunlar gitmez. Ya, röportajlarını gördüm. Diyorsun ki işte e, pavyona alıştırıyorlar mı? Ya evet o yönlendiriyor. tarihinde varmış o. Kim? Şimdi nerede kim kime kim? zorla sen çalıştırıyor dünden ya? dünden beri iki tane kadını gördün mü? Elbisenin aynısını almış. 995 lira mı ne kaç para isterse 300 lira. O elbiseyi giymiş. Elbise burada kısacık normal halk. Gece kulübünde aynı bak şimdi o kız rolünü yapıyor ama bu topluma sanki böyle çok sanatsal bir şeymiş gibi. Ya kızın fiziği verildi. var oynar kulüpte de oynar kocasına da oynar bilmem siz öyle bir feryat figan ay pavyon dansı kötü tüy kaka. Pavyon ya... dansı kötüdür bu arada. Pavyon kötüdür. Ben buradan yetkililere sesleniyorum. Pavyonlar ve genel evler kapatılsın. Tövbe. Evet. Nereye gidecek insanlar Kapı... böyle genel evler? Gidecekler... Bir mi şey diyeceğim. <laughs> pavyon nedir? Bir ne saniye. Olacak millete. Bak, gazino dedim, dedim mi? Evet. Gazino dedim şimdi? mi? Eğlence mekanı dedim Demedim. mi? Demedim. Demedim. Bak Hatta kulüpler hayır var. Amsterdam'daki, Bütün... Amsterdam'daki red light'a da seslendin de onun için. <laughs> hani... Ben seslenirim. Ben dünya insanı. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> ben, ben pavyona gidi, gittim abi. Ankara'da da <laughs> gittim. İzmir'de de gittim. Sen Demet Akalın olarak gittin. Hayır, ne yapacaksın? Oradaki... Bak anlatıyorum ama. Bak He. anlatıyorum. İlk önce evet. bir dinleyin ne oldu. Öyle kızlar ortada böyle böyle dans etmiyordu. Gayet güzel. Saz ekibi. Ve ondan sonra ben dedim ki bizim orkestrere. Siz de dedim. ilik gibi olacaksınız. Onların resimlerini çekmiştim kaç sene önce. Hepsi beyaz takım elbiselerini giymiş. Demet'i bile e tabii Büyük ki orada çıktı. çok özür dilerim. Orada herhalde orkestra ekibi elinde tesbih bıyıklarını vuracak değil. Ya çok güzel, güzel bir fotoğraf vermesi vardı. lazım. Pavyonlar Sibel mi? benziyordu sesi. Bak e, ama ha, evet, Sibel, Sibel Can'a benziyordu. Pavyonlar kadınların sömürüldü. Sen mi hiç? Ben gittim. ha, gittim ben, seni bir, kere gittim ben <laughs> bir kere. Vallahi merak ettim Beni evet. Niye götürdüler Ama sen musun? Gece Kulübüne mi gittin? Pavyona Hayır, mı? pavyona, gittim. Osman Bey de dedim ki beni bir pavyona götürün. Bundan 15 sene önce çok sevdiğim bir abim. Kendisi de ya bayağı ağır abi gittim dedim bir göreyim. Yani pavyonda o kadınların o masalarda oturup mutlu olduğunu mu zannediyorsun? Erkeklerin sömürüsü için Yapılmış mekanlardır pavyonlar. Ay sanki bir tek onlar o kadar. erkekler için. Ya her şey. Bak şunu söyleyeceğim. Pavyonlardaki kadınların bence kurtarılıp koruma altına alınması lazım. Çünkü pavyondaki kadının görevi gelene daha çok işte masraf yaptırmak. Doğru. Daha çok alkol tüketip yani hesap yazdırmak. Alkol Görmüyorum. Saldırma. Ben kalkıp da bir sahne sanatçısına bunu diyor muyum? Ben de eğleniyorum. Ben de gidiyorum gazinoya. Ben seni de dinlemeye geldim. Milletin, normal halkın nasıl eğlendiğini gördüm, ben de eğlendim. Biz anormal bir şeyden bahsediyoruz. Hayatım ama sen bak kapatılsın kapatılsın deyince, evet olmuyor öyle. Yasaklar kapatılsın. kapatılsın Oradan şeylere bak, gidiyor o zaman. Bir de var ya, ev partilerinde de, deli deli Ayrı onlar da yapıyorlar. takip edilsin. Ben buradan takip edilmiyor. O ben buradan Türk mi? halkına sesleniyorum. Pavyonlarda kadın kaldırılmaz. Kadınlara bir şey olmaz algısını da yemeyin. Pavyonlarda kadınlara her türlü fuhuşta, sömürüde her şey yapılıyor ama resimde kadın sadece Ee, i̇çer ya da e, hesabı kabarttırır ya da oynar bir şey olmaz yalan o zaman bunca zaman ben buradan size sesleniyorum Hiç gitmemişsin, nereden bir dakika biliyorsun. gittim bir kere derim ya gidenleri de dinledik yani bizim de bir çevremiz var bizde yani ağaçta büyümedik Cez yani anlatıyor yani ha evet, tamam mı başkasının lafıyla. şey ağaç kavuğundan çıkmadık bu kadar da kitap yazmış şunu söyleyeyim o zaman madem pavyonlar bu kadar güzel bir şeydi biz yıllarca niye pavyondaki kadınlar için üzüldük Niye erkekleri kötüledik? Ya belki gidiyorlar onu diyor. işte. Belki bir sonu ha, duyuyorsun. Belki dizi onu anlatacak. Dizi için şunu söyleyeyim. Belki de ibret olunacak bir diziyi bizim ülkemizin algısı ve odaklandıkları yerle hiç ettiler. Sevda. Hiç ettiler. Zaten burada <laughs> canlı pavyonlar burada aşkım. Okey. TikTok'u aç. E ben o da kapatılsın her kapatılsın şey, her diyorum. şey diyorum. gibi. E ben o da e kapatılsın işte, bakan Bakan yok yani. Yani olmuyor. kusura 16 bakmayın. 16 yaşında, şey, 16 yaşından küçükler şey Amerika'nın Florida hayatında. Evet ha, sosyal medya, evet yasaklandı. sosyal medya yasaklandı. Bize <laughs> de bizi, ben de onu söyledim. Darısı bizim başımıza. Florida'da 16 yaşından küçüklere sosyal medya, medya yasak. yasaklanmış. Aa. Florida'da hem de Bence Amerika'da bizde 18, yani, 18 yaşının altı olması lazım. Maşallah bizim ülkemizde 18 yaşının altında ve dünyada oy veremiyorsun. Ehliyet vermiyorlar. Ceza e, cezai indirim var. Suç işlesen evlenemiyorsun. Zaten asla evlenmemelisin. Ama bizim ülkemizde onun dışında 18 yaşının altında her türlü şey müstehcenlik Normalleşti İşte ilişkiler normalleşti Abi bu kadar da değil Pavyonlar bakın tekrar ediyorum Pavyon bir kültür değildir Pavyon erkeklerin eğlenmesi amacıyla Kadınların sömürüldüğü Kullanıldığı Hasta olduğu Psikolojik ve bedensel olarak Yıprandığı mahvolduğu Bitirildiği Peki. yerlerdir abi, Bir şey diyebilir o kadar. miyim? E, önce şu kursu söyleyeyim. 6 saatlik eğitimin bedeli 7 bin TL'ymiş. Onu söyleyelim. <laughs> Onu geçelim. E, peki bir, alter, ah, işte. bir alternatifim var mı? Genel evler kapatılsın. Peki kapatılsın. Pavyonlar evet. kapatılsın. Peki kapatılsın. Bir alternatif sunabilecek misin? Kapatılsın demek kolay da bir evet, alternatif var mı? pavyonlara alternatif bir sürü eğlence mekanı var. Hayır bu erkeklerin rahat edebileceği. Aa bak. Anladın ah. Sonra, Bak ben... erkeklerin rahat edebileceği. Evet, evet. Sonra bana diyorlar ki evet. sen kadın Hayır, düşmanı mı? mısın? Ben burada kadınları korumaya çalışıyorum. Bak erkeklerin rahat edebileceği. Ama tercih aşkım Bak erkekler rahat etsin diye Beker kadınlar rahatsız. Bekler erkeklerin gezip dolaşabileceği... Ee, Pardon kardeşim saat ya o eskiden de pavyon ne, kültürü ne nerelerden 1950'lerden kalma bir şey. O zaman toplum bu kadar açık mıydı? Zaten TikTok açık pavyona dönmüş. Hatta açık geneleve dönmüş. Dışarıda Zor serbest cinsel ya. yaşam hak getire. O oh, küçüğü bekaret Kapak. yaşı 13'lere inmiş kardeşim. Git dışarıya. Eskiden erkeklerin çapkınlık yapacağı ya da bir kadınla birlikte olacağı yerler sınırlıydı. Şimdi bir tabu vardı. Beğenirsin beğenmezsin hani kadınlar bu kadar sosyal hayatta içinde değildi ve kadınlar erkekler gibi rahat değildi. Şimdi hovarda kadınlar var aynı erkekler gibi biz yıllarca erkeklerin canını okuduk. Hovardasınız şusunuz busunuz osunuz e şimdi ortalık hovarda kadınlarla dolu. evet Kadın e, pavyonları da açılıyor. Ya zaten şeyde var yurt dışında falan var yani eğlence yapıyorlar bak işin boyutunu şunu diyeyim tabii ki hepsine müdahale edilemez ama e, netice itibariyle bu olay bize şunu gösterdi pavyon bir kültür olarak pavyon bir gazino gibiymiş gibi lütfen halka sunulmasın. Evet. Pavyon dediğin Sevda Bey, şey kadının sömürüldüğü... bir kadınsın. Bak kardeşim... Altyapı olmadan üst yapıyı yok edersen hiçbir şey olmaz. Yan yollar açılır. Evet doğru. Altyapı olmadan, eğitim olmadan... O zaman serbest olmadan... bırakalım. Hay şu anda bu olmadığı için burası Zaten zulüyor. cinsel burası eğitim var. başladığından beri sapıklık fazlalaştı. Ben olmasın Nasıl? demiyorum. Ama herkesin kafasına göre cinsel eğitim tarzı farklı. Abi cinsel eğitim olacak da bir de ölçüsü olması lazım. Evet okullar Ama her basında. şeyi ha her, her şeyi ortaya döktü artık bu toplum. Modernlik adı altında siz oraya modernlik gömleğini giydirdiğiniz zaman her şey mübah haline geldi. Benim tavrım şurada. Kadınları koruma adına ve düşmüş düşürülmüş Tabii aciz kadınları i̇şte korumalı bence o dizinin altından ha. daha çok hikaye çıkacak onu başka. anlatmaya çalışıyorum ama yani. ama sorun demekti ben Tabii diziye diziye bu var demiyorum dizi daha başlamadan fragmanının toplumu getirdiği hale bak ha dizide tekrar ediyorum mutlaka ibretlik bir şey olacak yıllar önce Bergüzel Korel'in bir dizisi vardı hatırlar mısınız o da pavyonda kadındı. kadındı bak ben o zaman da eleştirdim karakter şu Bergüzel Korel pavyonda şarkı söyleyen mi? kız Yok değil başka bir dizi Acayip sert Pavyonda patrona posta koyuyor Ona koyuyor müşteriye koyuyor <laughs> Var ya O patron onun ne ağız bırakır ne burun bırakır O hikayeleri böyle Güzelmiş gibi pavyonda çalışabilirsin Senin bir duruşun olsun Sanki pavyonda çalışmak bir kariyer O diziye de ben karşı çıktım Pavyonda çalışanların hepsi Birinin tamam mı Esiri biri tarafından sömürülmüş içinde Aklı fuhuş da var. Benim böyle bir kültürüm yok. Sa bak fuhuş ben... da var kadın satma ne da var da abi. Heh, bak ne diyor Siri. Siri Aha diyor ki. <laughs> sana. Siri bile bana. Pavyon mu dediniz? <gülüyor> 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 Açtı sana. Otur oturduğun yerde. <laughs> Zaten hep bu dış güçler yüzünden. <laughs> Heh, oraya da bağladın ya. Bizi dinliyorlar değil mi? Bizi Pavyonu da onlar değil. yaptılar. Hayır, evet, pavyonu hayır. Bak bir şey söyleyeceğim. <gülüyor> Ver <gülüyor> benim şarkıyı da oynayak. Aynen. Aynen. <laughs> ya, ya. seni Ver. Canımı yaksaydın. Ha şarkı bu arada bir şey söyleyeyim mi? Şarkı bak şarkı güzel, çok ya. güzel. Oynuyoruz ya, ya. Bak daha bu olaylar patlamadan daha arkadaşın yok. doğum günü var. Ha, bak, çaldınız değil mi? Çaldık ve ben de... Oynadınız mı? Oynadım. Sevda'nın şey oynama Bunda görüntülerini bulun. Bak... Hı. Çok ciddiyim bak şarkıda aslında bir şey yok. Bak Şimdi ben severim. Kız. Kına gecelerinde oynamayı da severim. Bir düğüne giderim. Yani. var bunun neresi masum ya? Nasıl oynuyorsun Sevda? Ay hani şarkıda sorun yok. Nasıl oynuyorsun? Boşver öyle kalsın. Boşver Sevda. Anam bu kadar. ...senin Seni gecelerini alamayız. Cez, cez. Sevda'yı en yakın zamanda Ay, ben çok pavyonları <laughs> Gidelim. Bak, bak, Ankara pavyonları, İzmir pavyonları <laughs> çok meşhurdur. Orada bu işi evet. evet. yapan çok güzel sanatçılar vardır. Adana? Kim biz? Ha? Adana? Ki Adana? Kim hangi, hangi sanatçı? Biz biliyorsun. niye <laughs> duymadık Gidai o sanatçı? İbrahim Tatsizler falan bilmiyor. Hayır. Değil. Yıldız Sipre'de çalıştı pavyonları. Ne var ki bunda? Bak sen şimdi bak içlerinden çıkan çıkmış. Sen de hemen kötülüğü alıyorsun. Burada bak bak biz burada neyi konuşuyoruz? Eee... Oradan çıkıp kendini kurtarabilen çok az. Bak ben bir şey söyleyeyim mi? Bir tane bayan var. Ayşegül bilir. Ufuk Bey biliyor. Bizim Ayşegül. Bizim rejideki. Bizim konuk olmuştu. O kadın şu anda Edirne'de ismini vermeyeceğim. Mahvolmuş. Hem bedensel olarak hem şey. Ve ben hala kadınla irtibat halindeyim. Elimden gelen desteği de gösteriyorum kendisine. Ya muhakkak tabii ki. Aa, bak ziyan olan bin tane çıkabilen beş tane biz o beş taneyi topluma pompalarsak biz olmaz zorla, ben bunu Zorla olan kısmı da kapatın sayın fikir. cumhurbaşkanım. Sayın muhalefet liderleri hepinize sesleniyorum. Direkt Hepinize. Aynı değil hepinize. Bütün aynen mecliste aynen. kim varsa Pavyonlar ben, kapatılsın. Genel evlerde. de kapatılsın. Ben, dedim, Aynı ben öyle bir şey demedim mi? zaten. Ben zorla genel insan evlerde çalıştırılmasın kapatılsın. dedim. Çocuk işçi Aha, olmasın, Bravo, kadınlar her her zorla çalıştırılıyor. Zorla, Buna varım ama genel evlerde Abi, kapatılmasın zorla çalıştırılıyor. Kardeşim. Cinsel eğitim tamamlansın. Nesi ha, o her cinsel? Neyse. Genel evde mi cinsel eğitim var? Hayır ya şimdi burada burada koşmayalım. Ben evet, sana anlatacağım. Kapatım. Tamam peki sen <laughs> hadi, hadi neyse. Şey ben bir şey söyleyeceğim. Neyse sonuç itibariyle kadınlarımızı koruyacaksak. Kadınlarımızı koruyacaksak sadece işin güzel tarafını gösterip 3-5 <laughs> tane kendini kurtarmış insanı gösterip arkadaki binlerce ziyan olan kadını ben onlar hem için fikiriz savaşıyorum. Bu konuda. Bak bu konuda mağduriyet konusunda eminim Demet de ben de sen de üçümüz de hemfikiriz ama bak Instagram kapatılsın. Tamam. Yok o kapatılmasın. TikTok kapatılsın. Sosyal TikTok medya kapatılsın. sansürlensin. Efendim, bahsettiğimiz artık o evi söylemek istemiyorum. Anladınız? O kapatılsın. Pavyon kapatılsın. Bu kapatı. Evde bir... otur. Ha. Evde Sevda öyleyse evde otur. Ben zaten boş dizi zamanlarımda evde oturuyorum. Bak, dizi de seyretmiyorum. Herkesin gibi. Dizi evde de. Oturmuyor. Ne yapıyorsun? Fotosentez <laughs> mi yapıyorsun? <laughs> Yok, ne yapıyorsun? Yok, işim var benim. Ben dizi seyretmem. Bizim de işimiz var. Biz Pavyon'a da gidiyoruz, geziyoruz da. Şunu söyleyeyim. Bak, tekrar ediyorum. <laughs> ver ben bir eğlence sektörüne ver eğlence sektörüne bir Ay. laf ettim mi? Benim de bir sürü sanatçı arkadaşım var. Biz, biz eğlence sektöründen mi bahsediyoruz şimdi? Sen... Yani ben de pavyondan bahsediyorum işte. Pavyonun neresi Allah'ım sana geliyorum ya Rabbi. Sevda evin. Aa demek Çok... oturmaya mı geldik buraya? Beni yalnız bırakma buradaki. Saçmalama. Neresi saçmalık ya gayet. Hayır ben bizim yaptığımız şey yapıyorum. Şarkı. Konudan konuya. şarkı, şarkı güzel. Bizim saçmalık çocuk kızam yapmış. yapmış. Herkes parayı götürüyor. Ha. Bırak ortada götürün Ne var ya hakkıyla sesiyle para alıyor. Arkadan Bak, başka dolandırıcılık şunu söyleyeceğim. mı yapıyor? Hiç. Tekrar. Ediyorum. Aa arkadaşlar şahit şarkı ben şarkıya bir şey söyledim mi? hayır Demedim, cidden şey şarkı çok söyleyeyim. güzel. Böyle ve sıkılmıyorsun dinlerken <laughs> arabada da çalıyor mesela. Ha, sen de ben de yani dinliyorum ama sorun benim. E şarkıyla sorunum yok. Direkt dans sporlarına ne diyorsun? Bak onu ben de sevmiyorum. Yapamıyorum. Neden? İnsanlar yıllarca... Ne kursu? Direkt dansı. Yıldız direkt var dans bak. ediyorsun ve zayıflıyorsun. gece ne yaptı Benim geceyle falan işim yani? yok. Ben bunu yıllardır kadınların <laughs> yaptığını bildiğim için söylüyorum. Ünlüler de var aralarında. Bunun eğitimini <laughs> ne alıyorlar. Ne takalım farkı? Bizimkinin arkasında var. Ben kimi anlatayım? <laughs> size anlatayım. Ne istiyorsun sen? Direkt dansı da mı? Hayır hani şunu dan. söylemeye çalışıyorum. Bazı şeyleri e, eğlence amaçlı yapıyorlar. Yani şunu Erkek söyleyeyim. beyni or... şu anda kendini kaybetmiş durumda. Değerli izleyiciler. Direkt dansı kursu diyorum ben anlatayım. Efendim oryantal yıllarca zayıflamak için de kullanıldı. Mesela evet. sağ olsun buraya geldiği zamanında Tangeli birkaç evet. hafta önce kendi kursu vardı. Evet. Efendim oryantal dansı ve kadınların zayıflaması. Eğlenin ve zayıfların hikayesi vardı. Direkt dansı çok ciddi bir vücut yapar. Kafayı başka yerlere e, ee, çevirmeyelim arkadaşlar. Kend Anladın mı? Se Kendim derken öyle. Şimdi ne sen nasıl benim için 14, öyle merak 15, ettim 16 yaşındaki hayır. Ha. Şimdi bizler bilinçli tüketici, bilinçli izleyiciyiz. Evet. Ama biz bu programlarda ya da sosyal medyada anlattığımız ve söylediğimiz şeyler Toplumun her kesimine gidiyor. Doğru. Elinde 13 yaşında, 14-15 yaşında telefonu olan çocuk bunu dinlediğinde onun direkt dansı bakış açısıyla veya seyrettiği direkt dansı yazacak. Senin söylediğin çıkmaz ki Google'da. Neler çıkıyor direkt tamam, dansı dediğin Tamam da ben buradaki kurslardan bahsediyorum. Televizyona çıkılan kurslardan bu kadıncağızlar bunu spor, eğlence... Egzersiz Şimdi amaçlı kullanıp da kullanıyorlar. Başka bir dakika bir, bir şey söyleyebilir miyim? Hazar'ın mi ders aldığı kim biliyor musun? Evet, evet orada oynayan Sultan kız. Salt of the dance'ın baş şey. Evet yani, abi evet. dans bu. Ama Masça. Figür Bak, bu. Tekrar Niye beni bir sen anladın bir de yanlış anladın yanlış diye bir söz var değil, değil mi? Tamam. Şimdi tamam, peki. ben sen peki. ben o karakterleri demiyorum. Bunun topluma yansımasının... Senin benim gibi düşünerek yansımıyor. Onu demek Peki. istiyorum. Tamam. Kadınlar Zaten yordun, yordun be. Valla sabah sabah yine Yok, yordun yani. Sevda. Şimdi bak var. bir insanın <laughs> evet. kelime şeyi günlük bin ila e, ee, 5 bin arasında değişiyormuş. Sevda geçen gün kaç şey konuşur Kelime miydi? Şöyle, miydi? şöyle söyleyeyim. söyle ufuk. Kadınların ben diyor. Ben söyleyeceğim sana. Yok. Evet. Kadınlar devam günde 17 bin 500, erkekler 22 bin 500 kelimeyle kadınlar konuşuyor. 7 bin 500 kelimeyle erkekler konuşuyor. Ee, şöyle... Çok kitap okuyan bir insanın kaliteli konuşması günde 1500 ile 2500 kelime arasında bitmesi lazım. Sen sen. Ben bu programda tüketmişimdir. Ufuk söylüyor Kaç Ne kadar? <laughs> bin bin iki <250. gülüyor> O Beş binmiş bizimkiler <gülüyor> saymış. <gülüyor> Benimkileri mi? Saymışlar geçen Saymışlar. programda. Bizim <laughs> yukarıda numaratörümüz <laughs> var. Görüyorsunuz <laughs> sevgili izleyiciler yediğim lokma sayılıyor derler. Yani, e, sağ ol. Konuştum. Kelimeleri sayıyor. Biraz bakayım nasıl bilinçlendiyseniz. O bak tabii mektabın bir açıklaması varmış. Lütfen onu izleyelim. O da kendisi de çünkü o bahsettiğimiz mekanlardan geldi Evet. diyelim. Hadi <laughs> ne diyorsunuz? Şimdi, şimdi bak, bu orada yaşamış, o acıları çekmiş bir kişi. Hı hı. E, tabii ki ben e, Mehtap'la da konuştum. Hı hı. Hatta ona şunu dedim. Yani sanatçıların sahnede oynamasına ben karşı değilim bu arada. Hani mesela Gülşen falan oynamış. Gülşen'i eleştiren bir insan. Ha, evet, o da. Ya. Sanatçı bunu sahnede şarkıyı çünkü oynuyor. Ama e, Mehtap'ın dediği çok doğru. Bak. Dilber dansı dediği zaman benim hani temin direkt dansı dediği zaman senin onu anlattığın sanatsal kısmı değil. Maalesef Hatemedim. o kötü kısmını gidip e, internetten bulabiliyor. Çok haklı. Özendirilmemeli. Bizim sorunumuz şu. Aslında ne şarkıda sorun var. Bence diziyi seyrediyoruz. Güzel bitecek diye düşünüyorum. Bir ibretlik e, hikaye bir olacak diye. Düşünüyorum. düşünüyorum. Mutlaka. Onu. Ama şu var. Bizim halkımızın algıladığı kısmını yorumluyoruz biz. Burada da işin içine eğitim ve zaten e, e, bazı yerlerde hep de çok özür dileyerek şunu evet. söylüyorum. Eğer e, niyet bozuk ise ha. bunu yoga'dan da, pilates'ten de, jimnastikten de, tight'tan da, Bravo. da. Bravo. efendim nereden Bravo. istiyorsan alabilirsin. Tabii, okey ama toplum hani kamusal alan diye bir şey var. Voleyboldan vardı. da atayım yani istatistik üretirim ben. Bak kamusal alan derler ve kamusal alanda uyulması gereken şeyler var. Bir de ne vardır? Özel alan derler. O özel alanda da sen kamusal alandan daha rahat edersin. Şimdi bu konu kamusal alana yayıldığı için paylaşılanlar, yapılanlar otomatik olarak sosyolojik ve psikolojik olarak toplum psikolojisi olarak hı hı. yorumlanır. Hani e, başa dönüyorum. Konunun bir fragmanından özellikle kadın kimliğinin, kadın karakterinin bu kadar müstehcenlik derecesinde e, kıyafetleri giyip normal halkta halktan söz ediyorum, giyip bunları paylaşması e, doğru bir psikoloji değil. Sanırım yazmışlar ama dizilerde silahlar var. Okey onlar da var yanlış. Ben diye. size bir şey söyleyeyim mi? Ben bilgisayar oyunları sadece o değil. Bak yeni bir oyun var. Çocuklara onun içinde e, çok müstehcen şeyler, gizli çizgi filmlerin ve çocuk oyunlarının içinde bile çok gizli şeyler var. Bunların hepsi incelensin. Ben zaten bunlara da sürekli gündeme getiriyorum. Ama buradaki olay e, bu dizinin kendisi oyunu kızın oynadığı karakter falan değil. A çok iğrenç yerlere kadar ya gitti. Bir, git bir izleyicimiz yani. ne yazmış biliyor musun? Bilmiyorum okumak ne kadar doğru da ne demek genelev pavyon kapatılsın. Ne ahırda eşek kaldı, ne sokakta köpek kaldı. Ne de her şeyi kapatmak çözüm değil. <laughs> yani işlerini. Ya Kapatsa Zaten yani, sevda buradan sesini. Yani ben diye. kendi fikrim, netice itibariyle ben de herkes gibi savunan varsa ben öyle de öyle karşı istedim. fikrimi Sen, söylüyorum. Tabii Ama tabii burada ki, tabii ben ki. şunu soruyorum. Yani kadın hakları diyoruz, kadın kadınları koruyalım diyoruz. Ama kadınların teşirciliğini destekleyen konuları da biraz daha vicdanlı destekleyelim veya yorumlayalım. Onu söylüyorum. Yani bu iş. Ee, tamamen aile içinde ve yaşantıyla alakalı. O dedik ya vicdan eğitimi, görgü eğitimi, görgüsüzleri de biz konuştuk burada. Bu yüzden bu konunun özellikle kadın karakterinin normal halkı teşhirciliğe varana kadar paylaşımlara getirdiyse bunun sosyolojik tarafı evet. vardır. Tamam. Yoksa şarkı güzel, pavyonlar kötüdür ama o bu şarkı güzel. Şimdi bir bir hanımefendi eşinin başka hanımlara göz çapkınlığı yaptığı iddiasıyla bir video paylaştı. Evet. Tamam. Bir onu izleyip bir de onu da yorumlayalım efendim. Buyurun. Hastanedeyiz işte güzel bir kız var genç bir kız İşlemlerimizi yaptı ve şey dedi işte Ferhat Bey dedi eşinizin evrakı da burada dedi. Döndü böyle yaptı. Aa dedi sen abla dedi seni eşim sandılar dedi. Ha yoksa yürü yani nedir kızlara yürümene ne olacak? Ama çok iyi değil mi? Ha, ba ama bana abla deme yani. Evet, şimdi şaka Bana da öyle geliyor şakası çünkü şakası adam... bile bence kaldı hiç. Sen şimdi evli bir insansın. Soruyorum. Şaka şakası baka. bile bunun şakası bile olmaz. Yani şakası olur olmaz ama burada neden bize anlatıyor? Yani daha doğrusu kendi ha. takipçilerine bunu evet. anlatıyor. Yani bu kendisi bir şaka olabilir olayın kendisi. Yani çünkü böyle bir numara yok. Ben de şunu söyleyeyim. <laughs> bunun evet. gerçek olduğunu düşünmüyorum. Kadın like almak için, biraz, biraz daha. daha takipçi Orada için, için. bunu ne? yapıyor. Fakat işte nereye geliyor? Evet. Bak nereye geliyor olay? Bunu böyle yapıyor ve bir de çok da güzel ciddi ciddi söylemiş. Fakat işte birinin diğeri bu topluma yansıması aynı o nasıl dedik dilan oynadı kocasına böyle o bu o oynadı. Sonra las kızı diye birisi çıktı. Evet. Neler yaptı? Bunun Doğru. kulaktan kulağa oyunu gibi diyorum ya. Bu burada bunu var ya kendine layık like için gayet masum güya yapmış. Ama kadının biri ya da erkeğin biri bunu gerçek zannediyor maalesef. Yani aşkı ı da gerçek bak dizileri gerçek zanneden insanlar var hayatta. abi. İyi e tamam ama işte herkes abi. senin aldığın eğitimi. Fark etmez ailesi, eğitim ailesi, ailesi, yukarı, yukarı çıksın. Ben, ben sevmiyorum bu işi yani Dövüşün, eğitimsiz özür dilerim çok özür dilerim sözünü kesmiş olabilirim affedersin. Ben şu durumu hiç sevmiyorum yani. Şimdi bir kesim var onlar eğitimsiz onlar algılar eğitimliysen bittin abi. in aşağı diyorsun sen. Ben de diyorum ki aşağıyı yukarı çıkartmak tamam, için hep okay. beraber çaba sarf etsek onun yerine onlar nasıl anlar? Onlar yanlış anlar. Onlar dejenere olur. Onlar böyle anlar. Ya kardeşim yani tayta bakan da acayip bir şey anlayabilir. Spor olarak yapılan sen bir tayta. Sen çok kalıp konuşuyorsun. Böyle e, bir şey yok. Ne, o ne, zaman nasıl bir bütün, şey var? bütün trafik ışıklarını kaldırsınlar. Bak Bugün eğitimli ben insan yan da araba doğru gelmediğini mu? gelmediğini nasıl göreceğim Allah ya, aşkına ki trafikte. İşte heh, aynı bunlar şey da aynı mi? onun gibi. Aynı şey mi? Toplum buna bütün dünyada, bütün dünyada var bu. Toplum ve kamu sağlığı diye bir şey var öyle değil mi? Ne yapıyorsun? Sen ne kadar eğitimli de olsan, ne kadar bilinçli de olsan hiçbir kırmızı ışıkta geçmedin. Hiçbir ters yola girmedin değil mi? Hiç mi sinirlenip kornaya basmadın? Mutlaka İnsan yapmışsın. psikolojisi diye bir şey var. Bu yüzden toplumlarda kurallar en bilene göre değil, bilmeyenlere göre ortalama bir dizayn edilir. Aşkı Memnu bir de gerçek hayat onu söyledim. Lafımız gerçek tabii kadın ağzıma. Ben mi tıkadım? Gerçek gerçek, hayat, o yani. gerçek hayattan şimdi hadi gerçek hayatı dizi yapıyorlar. Bunları örnek almayın. İyi yaşanmış. Ama ama işte o diziyi de ne yapıyorlar? Reyting almaya başlayınca sapıtıyor lan. Sapıtıyor tabii. Ha, oldu, o var yani. oldu, evet, Yaprak tamam. dökümü. Roman aslında şu kadar Tabii. <laughs> Romanlarda şey da önemli. Hangi sayfada olsa ana fikri evet. önemli. Tabii. Yani o yüzden hani dedim ya gerçek hayattan alınan ha. hayatım işte rol modeller yani çıkıp Tabii. şimdi kadın diyor ki ya ben kız arkadaşımın diyor en yakın arkadaşına bakarım. Ya, Sevgilisine evet. bakarım ne var ki bunda diyor. Söz veremem diyor. diyor. Öyle olunca da her şey böyle yumuşatınca o, o yapıyorsa diyor ki ben de komşumun kocası, Ağzım damadıyesi. yani. bakmak sevaptır atasözünü hatırlatayım. O, e, o geçtik biz. O yalnız. Ha, şu, şu demek şöyle yalnız ya. canım. Ha, atalarımız, ha. atalarımız o sözü kadın üzerine veya erkek üzerine değil, bir gün manzara seyrediyorlarmış. Yahu demiş ne kadar güzel. Hani İstanbul manzarası. Sen de bak demiş. Güzele bakmak sevaptır demiş. Ama tabii aynı Bunu bizim bu dizide buyuruyor. olduğu gibi Manzaraya mı söylenmiş? Evet. Ya? Aa. Manzaraya söylenen mesela İstanbul'a ne güzel şey. Nereden Ben bilirim. İçine içine soruyorum. Meydanlarus <laughs> gibi kadınım ben. İşte ben şey hani bak sana <gülüyor> <soran> <gülüyor> içine soruyorum. Öğrenmek istiyorum. içine bana söylüyor. Kaynak. Bana Kaç. hangi atamız. Kaynak diyorsun. Bu sana da var ya benle çekişecek ya kaynak. Çekişmeyeceğim. BKZ. Abi yani ölmüş B insanların B nereden kaynağımız ne? Ben yani? sana bir söylüyorum. şey söyleyeyim Beynel, minel bir şey. Galata meşru olmuş bir şey. Bir dakika. Görücüde tuzlu kahve verilir ya o neymiş aslında? Bilmiyorum. Eskiden... Damat, hani zorla evlendirilme varmış ya. Evet. Damada söylemezlermiş. Eğer kız damadı istemiyorsa, ha, ondan mı ona koyarmış? tuzlu kahve verirse erkek kızın onu istemediğini anlarmış. Ah canım ne kadar masum bir şey. Aslında. Ha bizimkiler aldılar neredeyse içine e, yani hayvan pisliği koyup verecekler. O onu da mahvettiler. Yok içine acı biber koydular onu yaptılar. Konu ne biliyor musun? Aslında, Konu istenmeyen evlilik. E, yani işte ama almış oradan Ay ne kadar güzel bir şey diyor ki mesela eskiden kapılarda iki tokmak varmış biri küçük biri büyük. Küçüğü çaldığında kadın misafir evin kadını gelip kapıyı açarmış. Osmanlı'da büyük tokmak tok 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 erkek geldi erkek gelip kapıyı açarmış. Oo, Biz ya. böyle bir nazik toplumken hani işte böyle Dilber'i kurtarmak için millet tarla satmaya başlamış. Dilber'inle karışma kız no, Dilber'e bir şey demiyorum no. şarkı güzel. Gidelim dinleyelim bir gün senle. Gidelim mi? Tabi gidelim. Yani, Ankara'ya Ankara'ya. Ankara gidelim ben, ben giderim niye şey sosyolojik gitti. araştırma benim için. Ben Üzerine bakmak sevap mıdır? <laughs> İşte, manzara manzarayı Anladım. Bir şey söyleyeceğim. Ben böyle güzel bir kız olduğunda minik 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 baksana diyorum. Bak 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 kıza bak diyorum. Kötü Kötü o, Yalnız burada makyaj full. Tabii filtre falan var. O yüzden de o kadar da güzel değil o kız ama. Hangi kız? Şu anda üçümüz oynayan var. Oynayan kız. Oynayan kız. ha, kız ha anladım. Bu, Hangi bu oynayan kim? Hangi oynayan kız be? Hangi oynayan kız? Hayır Dilber, Dilber'in kendisi. Ha, sen bir de kıza çirkin mi diyorsun Hazır Mı bu, diyor? Hayır o hali, halinden daha güzel değil yani makyajsız daha sade daha genç kız. Liseli dersin ama orada tam kadın. Oyuncu kadı... pazardan mı bahsediyorsun? Evet evet. Ha, tamam. Mesela burada oynarken tabii makyaj, saçlar bir şuhluk var. Kıyafetin kendisi ne oluyor? Ona ayrı bir karizma katıyor. Ama kız normalde bir sen koluna çantayı tak lise sona yollar Erkek yani. bakışıyla söyle bakayım ne, ne görüyorsun? ...Dilber'de... de söyleyecek? Ben canlı. mesela dört <laughs> buçuk ay dans dersen ilk önce ona bak niye böyle böyle yapıyorsun? Hayır ne söyleyecek diye orada yapıştırıyor bana ne söyleyecek? Mesela <laughs> Cagli evde ne karısı, karısı var kızları ha, evde başka bir şey söyleyeceğimi burada başka bir şey söyleyeceğimi hayal ettiği için bunu söylüyor bana. Ben hiç o gözle bakmadım yani şey anlamında böyle abi orada bir dişi var efendime söyleyeyim öyle bakmadım durumu orada, orada bir oyuncu orada karakter bir de ya yes, Allah aşkına yani bana erotik gelmiyor bunu soruyorsan sen sen huynu daha iyi bilirsin tabii... Ya bak, Nasıl her kadını bir beğenmek iyi İz... kötüsü cümlemizi de kabul etmiyor yani. Bir şey söyleyeceğim, her kadını beğenmek ya da şimdi bu kadını seks apel, seksi bulmak cinsel bir dürtü düşünüyorsun anlamına da gelmek. Ne? Ama Ay, estetik semayı yani. versene esas o seksi bizim Ha evet versen. ya evet nasıl kıvırıyor ben mesela ona şok oldum anam bizim kadınlarımız işte şey e, oryantal, öyle mi ya dans ediyorlar işte ne var bunda ya neyse geçelim bu konuyu. neyse inşallah Hay, hanımlar gidin öğrenin eee fanteziyidir ama ya, eşlerinize, eşlerinize yapın bak ya. sevda bugün tam bak, konu ben. kapanıyor diyorum <laughs> eşlerinize tam konu kapanıyor bak, diyorum bak kadınları evet. söylüyorum bak diyorum mi? bak Gülşen de oynamış zaten güzel oynayamamış o yani hiç güzel yani öyle dedi hiç güzel oynayamamış da diğerleri sahneye taşınmasında bir şey demiyorum belli ölçüde. Zaten sahne şovu yapıyor. Şarkı da tutmuş güzel. Oynar. En son Nez oynamış evde. Eline kaşıkları almış. Yarın bir gün bir amuda çıkar oynar. Yani böyle. Ha bir tane erkek hoca hoca. Şey hocası spor hocası. Ayağına da pilates lastiği takmış. Ne güzel bak. Ama kıvırarak pilates yaptırıyor. Kıvırma Ulan, Biz bir şey... Benim kayar. Ayarında yapamıyoruz. Herkes bir amaca kullandığı zaman işin Hemen bir of, herkes amac, her şey amaçlı evet. değil Sevda ya. O evet. kadar yani şey bakma çok böyle bakıyorum ne yapayım. Sevda. öyle bakıyor hayatı öyle bakıyor. Hayatım, bakıyor. Ne yapsın? Yani ben öyle bakıyorum. Peki Bu bir tamam. de şimdi bakıyor kitap tamam. yazıyor şey yapıyor evet. her açıdan bakıyor geliyor anladım. bize o genç kızları görüyorsun kardeşim. Evet. Ben, ben burada kadınlar için uğraşıyorum kadınlar için. Mı? Peki. Erkeklerin yıllarca hizmetindeydi bu kadınlar. Hayda. Cinsel obje olarak kullanıldı o oldu. Şimdi ne oldu? Kadınlar kendini atıyor. Kadınlar kendi yapınca alkışlayalım. Erkekler onlara zorla yaptırınca erkekler kötü. İkisi de yanlış. Kadın Bir ortayı bulmak için. lazım. Demetçiğim, ortayı bulmak lazım. Sen de şov dünyasındasın. Ya ortayı bulmak lazım ama kapatılsın değil. Aa bak bu kimmiş? <laughs> İşte bu. Evet, bana bak, bu halktan güzel, biri herhalde. Uu bu biraz bak bu bu seksi ya. Yani, bu bu başka Al bak kaşık bak. ellerinde ee, oynuyorlar. Herkes. Bu, arkadaşlar kaşık. Dilber dansı. Evet. Töbeler töbesi. <laughs> Rusya'ya sıçramış. Yeni <laughs> öyle bir öyle görüntümüz mi? var. Ha, Rusya Rus Maşallah. Evet. Dünyaya öyle. açıldık. <laughs> Yanlış şarkı seçmişler ama <laughs> hadi neyse. <laughs> Çok sabah <laughs> şeyi var işte. Taekwondo'da dünya birincisi olmuşuz galiba. Aa. Bak dedim evet bir tane bayan e, sporcumuz. Ne güzel. Biz de mi? Evet ama bak o çok onu konuşulmuyor gündemde. Dünyayı... Aşkım biz hep onları söylüyoruz. Jimnastik sizi de demiyorum. yani toplumda diyorum. Aynen. Yok, Demet toplum doğru olarak. Biz evet. Ama dünyaya açıldığımız konu maşallah Dilber dansı. Biz de hadise düm tek teke söylerken kıyafeti açık diye kadının üstüne gitmiştik ama haksızlık yapmışız. Hani var ya televizyona gitmişti. Hani böyle üstü göbeği falan gözüküyordu. <laughs> Neyse hadiseyle Ay, de çok yapayım. aram yok ama olsun. Peki. Haksızlık yapmışız. Şey evet. sorun ne biliyor musun? Herkes ünlü olmak istiyor. Herkes sanatçı olmak istiyor. Herkes kendini ünlü zannediyor. O daha da kötü. Olur. Olmak istiyor ayrı. Bir de gerçekten bir şeyi bir iğrenç bir videosunu burada. millet seyrediyor. Baksana diyor ne kadar güzel bu. Hadi ben bunun daha iğrencini yapayım. Like like yaşanıyor. Artık öyle like. bir şeye girdik ya like evet. kaç like kaldı? Öyle mi oldu böyle mi oldu? Dediği gibi cinsin herkes daha fazla para kazandırıyor. Evet kolay be ve kolay, kolay zannedilen para, yani, para. hızlıca zannedilen... hızlıca bir de, yani, hızlıca. O evet, yani, bugün bir çıktı böyle bir düşünmek lazım. Oysa ki yani. da çalışıyorsun günün sonunda koy masaya sanat dünyasını zamanında gerçekten emek vermişler yaşı kaç olursa olsun hala onlar onların şarkıları onları şeyi evet, hala doğru, sen salon dolduruyorsun geçmişi var. hala e, Yıldız Tilbe ona bakarsan estetik bir kadın da değil kendi de diyor hani çok böyle bakımlı biri de değil ama kadın her zaman full çekiyor Aslında doğru mu vücudu mı? da çok güzel güzel ben onu ama ben söylüyorum sonra evet. dalga geçiyorum zannediyor ya ben burayı tabii Aa, gram şey var. onun vücudu olsun diye gram şey yemiyorlar millet ekmek yemiyor yemek ha, hiç yemiyor Hiç girme ha, evet yani bence biraz yani kadın. Peki yeni bir konu açalım lütfen. Tabii buyurun. Tamam. <laughs> Şimdi fenomenler de kendi aralarında eee yaşıyorlar. Biliyorsunuz Dilan Polat'la başlayan sosyal medya fenomenlerine yönelik operasyonlar vardı. El Öztürk de Amerika'da yaşıyor ve pasaportu olmadığı için Türkiye'ye gelemiyor derken bütün bu olayları bir yere bağlıyor. Bir izleyelim. Sosyal medya fenomenlerine yönelik operasyonlarda adı geçen ve Türkiye'deki tüm mal varlıklarına el konulan fenomen Eylül Öztürk malum Amerika'da yaşıyor. Türkiye'ye gelemiyor çünkü pasaportuna el konulmuş durumda. Bu olayın adli kısmı. Gelelim magazinsel kısmına. Bir dönem Dilan Polat'ın ortağıydı. Yedikleri içtikleri ayrı gitmiyordu. Kanlı bıçaklı oldular. Şimdilerde Dilan Polat cezaevinde Eylül Öztürkse az önce de söylediğimiz gibi Amerika'da Eylül Öztürk Amerika'da olmasına olsun ama Türkiye'de olsa bu kadar gündem olmaz. Hafta içi yine eski dostu yine hasmı Dilan Polata verdi veriştirdi. Yeter ya. Türkiye'de fenomenlerin bu kadar başının ağarmasının nedeni olarak Dilan Polat'ı gösterdi Eylül Öztürk. Yani aslında özetle Dilan Polat'a verip veriştiriyor burada en son Eylül Öztürk'ün haberi budur. Bir kere pasaportuna el konulması ülkeye gelememesi anlamına gelmiyor. Hep bak topluma yanlış algı tabii yol kağıdı diye bir şey vardır. Yurt dışında pasaportu kaybolan ülkesine mi giremiyor? Nasıl pasaportuna ne olmuş? Pasaportuna el konuldu el ya burada ülkede benim pasaportum yok diyor hani. Gidemem. Şimdi ben dayım da beni istiyorsun diye buraya gidiyor. Şöyle, ülkeye. yurt dışı ben yasağı diyor. konuldu pasaportuna. Zaten kendisi yurt dışında. Zaten kendisi yurt dışında. Gelmek istiyorsa anında Girebilir büyük ülke... canım yol kağıdı veriyorlar. Onu yol kağıdıyla ben ülkeme dönmek... Ama gide, bir daha gidemez. O yüzden gelmiyor. Bir daha geri Çıkamaz. Dönmez. Geldi mi çıkamaz. Tabii. Evet. Ondan sonra o da gözaltına alınabilir. Bilmiyorum. Hı -hı. Ama bayram değil, seyram değil bu güzellemeleri anlamış değilim. Bir de Dilan Polat tamam biz de ben zaten biliyorsunuz işin hukuki kısmı devleti ilgilendirir de topluma zararlarını hep konuştum. İyi de kendinize günah keçisi mi arıyorsunuz şimdi bir tane? Dilan Polat yüzünden olmuş. Ha şu mu var? Dilan Polat patlamasaydı siz de fark edilmeyecektiniz. Ben bu bakış açısıyla bakarım. Bir yerde ortaklardı hatırlıyorum. Yani ha, hepsinin can ciğer kuzu sarması Niye fotoğrafları var. Niye böyle bir şey olmuş ben anlamadım. Abicim mahkemesi başladı. Ha ha E sıkıştı. Yüzden, anladım. Avukatını da ben tanıyorum. İyi bir avukattır Mustafa. ...bu atıyordu tutuyordu... ...adam demiştir bir otur yerine sus... haber bağlı ya da... ...bak akıllı bir avukat bunu der... ...mesela Dilanlar da ilk başta... ...avukatları buna bir sus der ya bir sus... ...ona tükür buna tükür... ...ona hakaret buna... ...el hareketi kol hareketi... ...akıllı bir avukat tamam mı... ...bir sus... ...kamuoya açıklaması yap... ...kenara çekil der. ...şimdi avukatını ben tanıyorum... ...Mustafa Bey'i... ...akıllı... ...aklı başında bir avukat... ...buna de, dedi sakin ol... ...bir dur... Ha, süreç devam ediyor. Ama durup dururken sen niye? Ha yani Dilan patlamasaydı bu olayların hepsi hiçbiri anlaşılmayacaktı. Masak raporu diye bir şey var. Dilan dediler ya kamuoyunu yanıltıyorlar. Astrologlar çıkıyor. 24'ünde çıkacak, çıkacak. İçeridekilere de yazık ama onlara da onlar da Umut ümitleniyor 24'ünde çıkacağım diye. Fakat masak raporu bitmeden savcı iddianameyi bitirmeyecek. Çünkü şöyle de bir şey var masak raporlu bir iddianamede Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitmeleri zorlaşıyor. Hatta imkansızlaşıyor. Masak çok önemli bir kurum. O yüzden masak e, hani herkes açık biraz iş yapıyor atıyorum kuaförünü atıyor 500 lira 1000 lira. Bunlarla devletler ilgilenmez. O maliyenin işi. O maliye ilgilenmez zaten. Serbest piyasa diye bir şey var. Şirketlerde bile 8-10 bin liraya kadar günlük açık harcama ve sadece onu yazma zorunluluğu Bilmiyorum var. Bunlar. Ama buradaki rakamlar bizim hayallerimizin Hani ötesinde. Ötesinde rakamlar. O yüzden Eylül şey Bir yapıyor. Bir ziyanı söz Bir yerlere olsun. sevimli göstermeye çalışıyor kendini ama nereye bilmiyorum yani. Peki son güncel haber çünkü insanlar <laughs> belki merak ediyor olabilirler. Uzun zamandır <laughs> fenomen dosyaları şu bu dediğin gibi dilen çıkacak çıkmayacak evet. o bu falan filan derken. Eylül Öztürk'ün konuşması bu. Evet. Onu da sizlerle paylaşmış olduk. Bir yani. de i̇şte ne istiyorlar biliyor musun? Ben biraz kulis bilgisi vereyim. Ver lütfen. Şimdi bu fenomenler alıştılar ya her şey bedava reklam yap, evine makine, bilmem ne şu bu. Hı -hı. Avukatlara para vermek istemiyorlarmış. Öyle mi? Evet, Nasıl gidiyor. ya? Çok Link versem olur mu mu diyor. Ya, Linkinizi Ya veriyorum. işte ben sizi paylaşayım. Ya adamın zaten paylaşılmaya ihtiyacı. Herkes uyandı artık. Ay biz de Dubai'ye gidiyorduk. Sponsorlu otel <laughs> otel falan artık o paralar. Bazıları da çok önemli avukatlara gidip, evinizde sizin adamın işi bu. Senden alacak tabii ki 200 bin, 300 bin, bin dolar. Avukatın reklamı oluyor mu öyle? Ya, Olmaz işte. Reklamını, reklamını diyor. yapan avukat Pişiyorlar. zaten tam pişmemiş Avukattır. Linkini kendi vereyim Bakça onlar nereye çıkıyor? Haber programına çıkar. Ülkede çok önemli bir konu olur. Fikir beyan eder. Zaten büyük davalara bakan avukatlar çok ön planda da olmak istemez. Adam işinle meşgul, vakti yok ki ona. Hmm. Ama bunlar bazı avukatlara gidip bazıları isim vermeyeyim. Ben tabii çevre geliş olduğu için Hani böyle böyle 50 bin lira, 100 bin lira verelim. O avukat da bu dosyayı alsın. Bugün bir anlaşmalı boşanma davasında. Kaşe fiyatı 50 bin lira hatır için o da dostuna. Böyle de şeyleri var. ki şey Kimlik bunalımına girdi çoğu. Peki. Çünkü eski havaları yok. Şimdi al. bir e, haberimiz var. E, haber kiralık tetikçi haberi. Bakın nasıl oluyor ve kim tutuyor ve sonuç ne oluyor? Buyurun. Çok trafik kavgasına şahit oldu bu gözler. Kadın kadına kavgalar. Kadının erkeğe saldırdığı kavgalar. Erkeğin kadına saldırdığı kavgalar. Arabanın üstüne binenler, tepinenler, cam çerçeve indirenler, her biri tatsızdı ama bir şekilde tatlıya bağlandı, unutuldu. Ama sıradaki haber unutulacak cinsten değil. Bak bir yere kadar iyi gelinmiş, yani niyet anlamında söylüyorum. Şöyle ki, hani e, biz muhatap olmayalım hanıma karşı trafikte ciddi bir magandalık yapılmış, tamam plaka alınmış, buraya kadar çok güzel gelinmiş. bak bir Git şikayet et. Ah, şikayet et. Ah. Orada nasıl yan yola girilmiş de tetikçi tutulmuş da falan filan. Allah Oralara işte, girilmiş yani. O, o işin altında başka bir şey olabilir Aynen mi diye ya düşünüyorsun. Çünkü şey insan, insan bu kadar cahil, bu kadar şuursuz olabilir mi? Ha, Kendi, kasıt mı arıyorsun? Başka yani bir acaba arıyorsun? geçmişinde bir şey mi var? Çünkü bir Belki insan, de. normal bir insan Aynı şey bu kadar de. aptal olabilir mi? Ya. Hayatın kaydı. Sen bir kere artık bir en az bir 2-3-5 senen bu davalar bir ceza alacaksın. Azmettiricilik. E, evet azmettiricilik. Kadın, çocuklar dışarıda bu yüzden yani bu olayı bir aştırmak lazım ama aynı şey Amerika'da olmuş. Kadın kocasından kalan kalacak sigorta parasını almak için bir kiralık katil tutmaya karar veriyor. Yakalamaya Hayat e, var, e, evet evet. yakalanıyor. Polisler de e, kiralık katil gibi onunla görüşüyorlar. Sonra e, katil diyor ki tamam iş bitti. Polisler kadını çağırıyor. Kadın ama Oscar'lık bir ödül. Çok üzgünüz diyor. Bir olay oldu. Kocanız vefat ettik, polise sarılıp nasıl ağlıyor? Sonra polisler buyurun sizi nezarete götürelim diyor. Ama adam ölmüyor değil mi? Yok yok polisler kadını o şeyden suçüstü yapmak için kiralık katil numarası yapıyorlar. Bu da yeni bir haber. Yani çok enteresan yani o yüzden toplumda her zaman ne diyoruz en baştan vicdan eğitimi, inanç eğitimi bir hayvana bile insana bunlar gerçekten insan olamazlar. Yani bir hayvana e, zarar vermek için. Geçen hafta bir hafta bir sokak kedisine maddi manevi kurtaramadık Senin öldü. Görüntü. Evet. ha Bu işte bak bak kadın. Demek evet, nasıl ağlıyor. Şimdi haber veriyor kocanız öldü diye bak. Polis hala numara yapıyor. Ay versene devamını. Ya. <laughs> yani bu yüzden işte şu Niye diyoruz? Sosyal medya çok güzel bir şey. Yani gerçekten ben her zaman diyorum. Elimizin altında olmazsa olmaz ama nasıl kullandığına bağlı. Her Araba şey da oluyor. çok güzel. Yani güzel kullanırsan güzel ama hızlı kullanırsan, makas atarsan geçen bir e, Kurye çocuk mesela anlatabiliyor muyum? Yani arabanın ha, gördüm. Evet, yalnız dikiz aynasını kırdı, abi, öne görüyorsun. çarptı. Evet. Birileri de dedi ki o dikiz aynası kapalıymış. Onu açmak için ama Açıktı. Ben yani defalarca serettim. Acaba dedim adam şeridin içinde değil diye mi? Evet. Şimdi görüntüsüz yani konuşuyoruz. Demek istediğim şey burada olay yazık günah insanlar kafayı yemişler vallahi bak. Hani e, şey zannediyorlar film sahnesi zannediyorlar game over olacak hani hani baştan başla sen birine zarar verdin mi şimdi artık Lafı geldi baştan dikiz aynasını da gösteriyoruz şimdi. Bakın bir motosikletli beyaz arabaya dikkat edin lütfen. Bakın tak diye eliyle tak oldu. eliyle ama. Öndeki aracı hesap edemediği için de takla attı çünkü öndeki araç durdu diğer şeritteki ve takla attı. Şimdi insanlar tabii şunu merak ediyor. Bu adam durup dururken motosikletli şahıs neden o dikiz aynasına eliyle vuruyor? Belki daha evvelde bir kapıştılar. Olabilir, olabilir. Olabilir. Bu da bir mantık. Şunu da söyleyeyim ama Demet. Buna gelen yorumlarda ben toplumu buradan uyarıyorum. Ben şunu yazdım. Yazık günah. Hem canından olabilirdi hem başkasının canına mal edebilirdi. Artık. Şu yorumları da ben çok sakil buldum. İlahi adalet. Evet, o iyi olmuş. Söylüyor. Bunlar yanlış. Sırf buradan gördüğüm ha. kadarıyla olmamalı. Olma. Yani o yorum... motorcular da ama insanın durumundan evet. çıkartıyor yani. Geçen onu ben ben yazdım bak bir motorcu yani tamam sizin önceliğiniz var. Yayalar da böyle önceliğiniz var ama e, biz bundan geçiyoruz bundan üstümüze atlamak zorunda mısınız ya? Ben yayayım Durucan. E ben zaten sen yokken yaya geçitinden artık geçiyorum. Arabamın burnu girmiş oraya. Biz Ahmet sen de dur. Yani trafik kuralları da bir öncelik varsa bu tüm öncelikler senindir anlamına gelmiyor. Motorlar gerçekten. Bazıları fena. Önce kendi canları. Geçen gün benle yaşıyorum. kapıştı vallahi bir tanesi Cesa. Motosiklet mi? Evet abi yapar. Hayırdır? Hiç Bilmiyorum, valla... Sıkıştırdı da anlattı mı ondan sonra? Ha böyle... sen anlatın bunu evet doğru. Bulaşmayacağım bir de başını hani belaya ha, sokacağım. Bulaşmayacağım. bulaşmayacağım da değil valla. Durdum böyle sağda gelsin şey yapsın el kol falan filan yaptık. Plakasını da alamadım. Evet. Gözlerim artık görmüyor. Direkt telefonla çekeceğim. Şimdi başta de e, programın başında bir soru sorduk. Aşk evliliği mi mantık evliliği mi? Genelde tek doğrusu olmayan sorular hani soruyoruz ki e, şöyle bir renk olsun zenginlik olsun herkes fikrini beyan etsin diye. Demirci der ki CES'e katılıyorum. İyi arkadaş olabilmek, aynı şeylerden mutlu olmak ve aynı dilden sohbet edebilmek için mantık evliliği. İkisi e tamam da çok güzel olur o da ama... ama o da duygu var onun içinde. Bak iyi arkadaş olabilmek, Lani aynı ki, şeylerden. Değil o. o. değil. İçinde duygu var. Her mantık şeyin içinde duygu var. Tamam. Bak ne de iyi sohbet edebilmek. Tamam. Kim sohbet edebilir? Mesela sen niye beni çok seviyorsun? İyi sohbet edebilirsin. <laughs> Niye? Sadece sohbetin değil Sevda, Genel kültürün. Efendime söyleyeyim. Bak, çata çattı Niye beni istiyorsun? Sürekli efendime, e, sevgili devletimize Abi, seslenmen. Benim o kapatılsın derim. Benim, benim, benim olmadığım biri, programlar senin için bir zulüm. Değil e, ol, da biliyorum. Güzel Demetimle burada sağ olsun. <laughs> Çok güzel programlara bak, Değil es mi? Ben de anlatıyorum ya sanki. <laughs> onlar da bir duygu. Esra ha. da demiş ki aşk evliliği bence. 13 ha. yıllık evliyim. Her gün aşkımızın daha da arttığını düşünüyorum. Maşallah. Bir tane Allah daha bozmasın. vardı izleyicimiz Ben mantık evliliği yaptım. Sonradan eşime aşık oldum o, o diyor. Ha, da. Ama onda da bir duygu zaten. var. Adamda onu bağlayan şeyler var. Onunla il bak bir kadın ne ister ya da bir erkek. Ne ben ister de bir kadın. sevdam? <laughs> Bak, ilgi ister değerli hissedilmek ister, ister değer görsün ister yani bunları zaten o adam veriyorsa o arkadaşlığın ötesinde, mantığın ötesinde çok güzel duygulardır Senin bu. Senin dedin mantık olmuyor arkadaşım. Ama zaten evet. şimdi erkekler de evlenmek istemiyor. Bu sorunun cevabı evet. iki sene sonra ne olursan ol gel olacak. Peki <laughs> ama yok sen kapattıracaksın her şeyi boşuna <laughs> rahat ol. Şey, kesinlikle mantık hiç görmedim. Ömür boyu devam edecek bir aşk mantık her zaman da bir dakika eden bir aşk. Mantık her zaman daha kuvvetli. Her konuda kontrol edebilirsin. Hiçbir şey anlamadım. Yok. Ben de anlamadım. Evet. evet aşk evliliği e, bence ben görücü usulü evlendim. İnsan aşk evliliği istiyor. Görücü evliliği zor be. Mesela onu anlatmaya çalıştım ben programın başında. E, görücü usulü de bir mantık evliliği gibi görülüyor ama senin mantığın değil. Sana... Hayır. a bak yanlış. Görücü usulü nedir? Allah Görücü beraber. usulü. Evet. Bak şey diyorsun değil, ki senin mantı değil diyorsun. Alakası yok. Şimdi Demet'in bir erkek Okan'la Demet'in bir arkadaşları var. Diyor ki ya bu bizim sevdaya göre. Ben hiç tanımıyorum çocuğu. Bir, gitmek Tamam. Baysın. Görücü usulü bu. Tamam ama Tanımadan devam, devam değil. Devam da konuşayım da Tanımadan bir ara değil. Verelim, aradan sonra evet. söz veriyorum O benim anlamadım. mantığım. Tamam. <laughs> Ara ara. ara. Ya ne Seni diyeyim ara, ara işte. <laughs> evet efendim Aşk aranın oldu. ardından biz bir 15 dakika falan konuştuk zaten burada. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sana şunu en söyleyeyim. Benim mantığım <laughs> ne demek olmuyor? Görücü usulünü bu insanlara yanlış anla O senin dediğin zorla evlendirilme. Görücü usulü nedir? Bu eski tarihte de ta eskiden kızla erkek o zaman bu kadar modern değildik açık toplum değildik onlar birisinin yanında görüşürlerdi bana tanıştırırlar ben de onunla 1 iki 3 5 görüşürüm kararımı veririm onların bana uygun gördüğü kişiyi ben tatmin olursam bu mudur arkadaşım? Aynen Sekim, ben ah, Bak, tamam. bak, mi? o Alişan var ya hasta yatağında bak o hasta ha, yatağında Hastaneye ya. gideceğim ben buradan zaten. Alişan seni biz çok de... seviyorum öyle mi? E, gidin, biz devam kadar... edin sohbete. Bak, <laughs> biz o kadar, kadar edin. daha edin. önce de tanışabilirdik. Tabii. Yorucu usulüne inanıyorum bence. bence de. Sen bize katılmıyorsun Destekleyin. ama. Destekleyin. Ben ağzımı açmadım bile. Yok, Siz sen... bana niyet... Yok, yok. Öyle mi görünüyor oradan bakınca? Küçük yengem görücü usulü evlen. Ne kadar mutlu. 30 sene ilk evler hala el ele. Bir şey söyleyeyim. Ay biraz sert taş var. Evet. Ben de Orkestra ile geliyor acaba? Motor, motorla gelecek mi acaba motorla girer Ben trapezle <laughs> bekliyorum kendisini. Aşk o durumda yaşanıyor güzelim. Evet. Peki Sevda çok çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ediyorum. Ee, benim söylemediğim üzerinden bir. Görücü söylemediklerim... usulü ha, iyidir. Savunular ha, kapatilsen. Hayır ya. Ah, nedir abi? <laughs> bu, slogan atmaya mı geldik biz buraya? <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> var arkadaşım. Bana niyet okuyorlar. Siz beni anladınız. Görücü usulüne zorla kısmına hayır demiştik zaten. Ha, toparlı, Allah'tan hem fikir. <laughs> Neyi toparlayacağım? Öyle ben. dedim. Ben Mantık senin değil. Demedi burası. mi? Demek, demedi mi? Demedi mi? Ben ne anlatırım onu. Ama ben yine anlatacağım gelelim. anlatamıyorsam. Aa, değil mi? Bak, şey. ha, evet Bak. bakıyorum. Bak böyle öyle bağırma. Lazım olurum sonra. Bağ öyle. zaten sevdacığım <laughs> bana niyet dahil Şaka etme. yapıyorum. Peki. Çok teşekkür ederim. Efendim, teşekkür ederim. biz gidiyoruz. Yarın tekrar aynı saatte Demet'in de dediği gibi Bülent Sertaş konuğumuz olacak. Ve tabii ki gündem olan haberleri de yine aktarıyor olacağız. Ayrılmayın bizden.